Seyir defteri denizcinin her şeyidir. Her bir hareket tek tek yazılır. Dünyanın neresine giderseniz gidin aynıdır, değişmez. Yani bir nevi geminin kara kutusudur. Bir kaptan der ki, ben belki de binlerce gemiye çıktım, indim. İstanbul Boğazı geçildi yazılır. Kilitbahir geçildi yazılır. Her şey aynen yazılır ama bir şey hariç. Yazılmaz, yazılamaz, o yazılamaz. Çanakkale'den çıkılır, Çanakkale'ye varılır. Şehitler abidesi selamlanır. Ama herkes bilir ki Çanakkale geçildi yazılamaz. Çanakkale geçilmez, geçilemez. Sayın Genel Müdürüm ve Kurucu Temsilcim, sayın idarecilerim, değerli velilerimiz ve vatanımızın emanetçileri, sevgili öğrencilerimiz. Bugün 18 Mart 2021. Çanakkale Zaferi'nin 106. yılı. Okulumuzdan gerçekleştirdiğimiz 18 Mart Çanakkale şehitlerini anma törenimize hepiniz hoş geldiniz. Bugün Çanakkale destanımızı anmak, zaferimizin kolay kazanılmadığını hatırlamak ve nesilden nesile anlatarak hiç unutmamak üzere bir araya geldik. Şimdi sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizin huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna, ardından İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Dikkat! Kolay kazanılmadı işgallerle sarılmış bir vatan 15'li Mehmetlerle. Ama biri vardı, kalbi özgürlük ateşiyle tutuşan. Ordusuna savaşmayı değil, ölmeyi emreden bir komutan. Atam, emanetin emin ellerde. Genel Müdürümüz ve Kurucu Temsilcimiz Sayın Nilgün Çelebi'nin
18 Mart Çanakkale şehitlerini anma konuşmalarını arz ederim. TED Kocaeli Koleji ailesinin değerli üyeleri, bugün burada dünya tarihinin en önemli savaşlarından biri olan ve 18 Mart zaferiyle sonuçlanan Çanakkale Savaşı'nın Türk tarihi için önemini anmak üzere buradayız. Karada ve denizde neredeyse bir yıl süren bu çetin savaşta Türk milletinin yüzlerce aydın insanı ölmüş, 1915 yılında tüm hocalarının ve öğrencilerinin askeri birliklere dağıtılması nedeniyle Mektebi Tıbbiye-i Şahane bir yıl kapalı kalmış ve burası Hilali Ahmer Hastanesi olarak hizmet vermiştir. Birinci Dünya Savaşı boyunca toplam 765 tıp öğrencisinden 346'sı şehit düşmüş ve geri dönememiştir. 1915 yılında tıbbiyeye kaydolan birinci sınıf öğrencilerinin tamamı Çanakkale'de şehit düştüklerinden Mektebi Tıbbiye-i Şahane 1921 yılında hiç mezun verememiştir. Çanakkale cephesinin Anadolu halkına verdiği azim, umut ve kararlılık Kurtuluş Savaşı'nın meşalesini de ateşlemiştir. Çanakkale, Türk ulusunun bağımsızlık ve hürriyet söz konusu olduğunda ne denli kararlı ve kahraman olduğunu sonsuza dek anımsatacak bir anıt cephedir. Özellikle İngiliz sömürge topraklarından getirilen askeri birliklerin oluşturduğu birlikler, 25 Nisan 1915'te karadan harekete geçerek Seydülbahir ve Arıburnu bölgelerine yapılan çıkarma hareketi sonucunda Çanakkale'de aylarca süren yoğun bir siper savaşı başlatmışlardır. Ancak itilaf güçleri maddi olarak üstün konumlarına rağmen bu savaştan da istedikleri sonucu alamayarak 1916 yılında geri çekilmek zorunda kalmışlardır. Çanakkale Deniz ve Kara Savaşları 19 Şubat 1915'ten 9 Ocak 1916'ya kadar bir yıl sürmüştür. Türk askerinin göstermiş olduğu büyük direniş ve 19. Tümen Komutanı Mustafa Kemal Atatürk'ün risk alan, inisiyatif kullanan, akılcı, inatçı ve daha da önemlisi askerlerine sadece taarruzu değil, gerekirse ölmelerini de emreden savunması karşısında düşman ancak kıyı şeridinde tutunabilmiştir. Çanakkale Savaşı, ünlü yazar Turgut Özakman'ın da dediği gibi, Türklüğün dirilişi olmuştur. Bu savaş, yıllardır savaş kaybeden Türk milletine önemli bir özgüven aşılamış, buradan kazanılan zafer, Osmanlı Devleti'ni yıkılmaktan kurtaramasa da, ileride milli mücadelenin ihtiyaç duyacağı lider kadro ve kendine güven duygusunu Türk milletine vermiştir. İşte biz, bu emaneti devralmış yeni nesiller olarak ve öğrencilerimiz, bu emaneti sürdürecek gelecek nesiller olarak, bu güven duygusu ile vatanımıza ve milletimize karşı büyük önderimiz Atatürk gibi akılcı ve inatçı olmalı, hiçbir şartta bağımsızlığımızdan vazgeçmemeliyiz. Çanakkale zaferimizin 106. yıl dönümü kutlu olsun. Konuşmaları için Sayın İlgün Çelebi'ye teşekkür ederiz. Vatanın evlatları yüzyıllardan beri özgür ve bağımsız yaşamış. Bağımsızlığını hayat gereği saymış bir milletin yiğit evlatlarıdır. Vatan aşkıyla kalpleri tutuşan Mehmetlerin zaferi, nesilden nesile bir masal gibi aktarılan destan olmuştur.
boyunca hiçbir millete nasip olmayan ve Türk milletinin kahraman evlatlarınca verilen büyük bir mücadelenin adıdır Çanakkale. Ayaklarda çarık yok, yok. Ambarda buğday, değirmende un yok. Trablusgarp Balkan yenilgileri, gözde fer, kalplerde umut yok. Her evden gözyaşı dökülüyor yüzyılların kadim toprağına. Düğün yok, dernek yok. Payına ayrılık düşmeyen tek bir ocak yok. Üzüm poşeti. Öğlen yok.
akşam yağlı buğday çorbası. 26 Haziran, sabah yok, öğlen yok, akşam üzüm ocağı. 18 Temmuz, sabah üzüm ocağı, öğlen yok, akşam yok. 8 Ağustos, sabah yarım ekmek, öğlen yok, akşam şekersiz üzüm ocağı. 1 not düşülmüştür listenin altına, 21 Ağustos'tan itibaren un tükendiğinden artık ekmek de yok. Ateşler yanıyordu ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki o nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden güzel ve rahat günlere inanıyordu. Sarışın bir kurda benziyordu ve mavi gözleri çakmak çakmak. Yürüdü uçurumun başına kadar, durdu. Anafartalar cehennem! Anafartalar kemiğe dayanan bıçağa direniyor. Bir adam var anafartalarda, şahin bakışlı, çelik duruşlu. Yarbay Mustafa Kemal bu. İliklerine özgürlüğün kanı dolarken kalbinde özgürlüğün ateşi tutuşuyor. Ve emrini veriyor. Ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum. Anafartalarda kefen gibi sararken toprak, denizin tuzlu suyuyla yıkanıyor şehitler. Hava önünde üşümeyi kendine haram bilenlerin sesleri titretiyor dağları. Bunca şehidin ağırlığını nasıl taşırım diye çığlık çığlığa haykırmada toprak. Yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab,
güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, gökten ecdad inerek öpse o palkanlı değer. Bomboş Galatasaray Lisesi'nde, okul sıraları yaslı İzmir Lisesi'nde, okul sıraları ağlamaklı Kayseri Lisesi'nde. Çünkü kalem tutan eller okuldan mezun olmadan hayattan tam not alıp Çanakkale'ye akıyor. Kalem tutan eller silah tutuyor özgürlük aşkına. Ve okullarda alınırken yoklamalar, isimler okunduğunda hiçbir öğrenci yok sıralarda. ...456 Ahmet... ...817 Oğuzhan... ...275 Ömer... ...318 Ercan... 841 Serhat, 777 Timuçin. Gidiyorum, gidemiyorum. Az doldur içim. Bu yıl mezun veremedi pek çok lise. Nice İbrahimler, nice gidiyorum. Mustafalar şehit olup düştüler toprağa. Vatan aşkına, bayrak aşkına, özgürlük aşkına. Az doldu, içemiyor. Sen benden geçtin ama.
aynalı beşikte canan. Bebek veledi, aynalı beşikte canan. Bebek veledi. Çanakkale. Ekmek bulamayanların umutlarını besleyerek doydukları coğrafya. Anadan, yardan, evlattan geçip vatan diye can verenlerin kanıyla yazdığı bir destandır Çanakkale. Vatanın rızasıdır. Vatana kurban ettiği kınalı kuzusuyla vuslatı mahşere bırakan anaların ağıtlarıdır Çanakkale. Bursalı, Kastamonulu, İzmirli, Diyarbakırlı, Adanalı, yüz binlerin omuz omuza yazdığı zaferdir. Çanakkale bir son değil, bir başlangıç, bir miras, bir gelecektir. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey nazlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Saygıdeğer izleyiciler, okulumuzdan gerçekleştirdiğimiz 18 Mart Çanakkale şehitlerini anma törenimiz burada sona ermiştir. Atamızın yolunda nice zaferlere,
Müzik.